Çekti, bizim bahçe biraz. Sivas Göleva Kaymakamı Erkan İsa Erat, Erzurumluyum. 7 senedir de kaymakamlık mesleğini icra ediyorum. Bunun son 2 yılı şu an bulunduğum ilçe Göreva'da devam etmekteyim. Kaymakam Bey, örnek bir köy çalışması başlatmışsınız. Ne tür çalışma yapıldı bu köyde? Şimdi bu köyde altyapı ve üst yapı olarak kanalizasyon, sulama sistemi, onun üzerinde köyün daha modern bir halde olması için parke taşı ve en son aşamada köydeki evlerin hepsinin tek renk olması projesiydi. Tabii biz bu projeye başlarken örnek alacağımız bir yer lazımdı. Nereye örnek alalım dediğimizde beyazın o temizliği, beyazın insanların üzerindeki etkisinden dolayı ve daha önce de Bodrum'a da gitmiştik. Bodrum'u örnek alalım dedik. Bodrum'da evler beyaz ve maviden oluşuyor tüm renkler. Tabi bu da göze hoş geliyordu. Biz de dedik ki bunu Bodrum'a benzetelim. Bodrum'daki evler gibi olsun dedik Canköy. Bundan dolayı da evleri Bodrum'a benzettik. Ne kadar mal oldu bu çalışmanız? Yani bu şöyle, devlet hayırsever işbirliğiyle oldu. İşçiliğini kaymakamlık tarafından karşıladık. Evlerin boyalarıdır. Bu şekilde yapım işlerinin hepsi hayırsever Selahattin Ayan tarafından karşılandı. Bu da yaklaşık 150-200 bin liralık bir projemiz bizim. Sivas'taki bir küçük Bodrum'da Canköy oldu. Örnek olarak Bodrum'u aldık. Peki bu tür çalışmalarınız devam edecek mi efendim? Bu tür çalışmalarımız bütçe imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle devam edecek. Peki, teşekkür ediyorum. Ben başarılı. De teşekkür ederim. Sağ olun. Abdullah Macit, köy muhtarıyım. Sayın muhtarım, köyde bir çalışma yapılmış. Kaymakamlık tarafından neler söyleyeceksiniz? Kaymakamımız İsa Bey'e çok çok teşekkür ederim. Köyümüzü, bir çevremizi örnek köyü olarak temsil etti ve yapmıştır. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.